Merhaba. Bugün sizler için diklomek ağrı kesici ve iltihap giderici ilaçtan bahsetmek istiyorum. Diklomek nedir? Ne için kullanılır? Kullanım dozu ve yan etkileri nelerdir? Diklomek, ağrı ve iltihap tedavisinde kullanılan, steroid olmayan iltihap önleyici ilaç grubuna NSAİ dahil bir ilaçtır. Etkin maddesi diklofenak sodyum osteoartrit, romatoid artrit ve ankilozan spondilit gibi hastalıkların neden olduğu ağrı şişlik, iltihap ve eklem sertliğini gidermeye ve hastaların günlük aktivitelerini daha rahat yerine getirmelerine yardımcı olur. Özellikle kalp sorunları olan hastaların ilacı mutlaka doktor kontrolünde, mümkün olan en düşük dozda ve en kısa süre boyunca kullanmaları önerilir. En yaygın yan etkiler baş ağrısı, baş dönmesi, hazımsızlık ve mide sorunlarıdır. Doktorunuza danışmadan kullanmayınız. Diklomek, diklofenak sodyum nedir? Diklomek sterodal olmayan iltihap giderici ilaçlar grubundandır. Ağrı ve iltihap tedavisinde kullanılır. Etkin maddesi diklofenak sodyum, ağrı ve iltihabı iyileştirici özelliktedir. Piyasada 75 ve 100 mg'lik tablet, 75 mg'lik ampul ve topikal kullanıma uygun jel formlarında bulunur. 1. İltihap neden olur? Belirtileri, tedavisi ve kurutan diyetler. Diklomek ne için kullanılır? Diklomek aşağıdaki sorunların ve bu sorunlardan kaynaklanan ağrının tedavisinde kullanılır. Romatoid artrit, eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğu ile kendini gösterir. 2. Osteoartrit, kireçlenme. Ankilozan spondilit, sırt, boyun ve göğüs kafesi eklemlerini tutan bir tür romatizma. 3. Akut artrit, akut kuta bağlı eklem iltihabı akut kaslı iskelet sistemi ağrıları, kas ve bağlarda burkulma ve gerilme, sırt ağrısı VB. Postoperative, ameliyat sonrası, ağrı. Adet ağrısı, 4. Diş ağrısı. Migren. Romatoid artrit nedir? Nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemleri. Diklomek nasıl kullanılır? Diklomek doğru kullanımı nasıl olmalı? İlacınızı mutlaka doktorunuzun önerdiği şekilde kullanın. Doktorunuz aksini belirtmedikçe, ilacı bir bardak su ile bütün olarak yutun. Ezmeyin, çiğnemeyin ve kırmayın. Mide rahatsızlığını önlemek için ilacınızı öğünler esnasında kullanın. Yine de midenizde sorunlara neden oluyorsa, onu antasit bir ilaçla birlikte de alabilirsiniz. Diklomek sıra aldıktan sonra en az 10 dakika uzanmayın. Eğer ilaç sizde görme bozukluğu, sersemlik ya da uyku hali gibi yan etkilere neden oluyorsa, tedavi süresince araç ve makine kullanmayın ve bu durumla ilgili doktorunuza mutlaka bilgi verin. Diklomek SR az da olsa laktoz içerir. Eğer laktoz alerjiniz varsa kullanmadan önce doktorunuza danışın. 18 yaş altında kullanıma uygun değildir. Eğer ilacın etkisinin zayıf ya da kuvvetli olduğunu hissediyorsanız doktorunuza danışın. Eğer bir dozu almayı unuttuysanız, dengelemek için çift doz almayın. Özellikle yaşlı hastalar ilacı doktor kontrolünde ve doğru doz ile kullanmalıdır. Şikayetler genellikle sabahları veya akşamları ise ilaç tercihen akşam alınmalıdır. Ampul formunda çözelti kalça kalçakasının içine enjekte edilir. Ankilozan spondilit, az, nedir? Belirtileri, nedenleri ve tedavisi. Diklomek dozları ve doz hesabı. Diklomek tablet dozu. Yetişkinler için Diklomek SR 75 mg günlük dozu genellikle bir iki tablettir. Ancak tedavinin türüne ve ilacın verdiği yanıta göre doktor doz değişikliği yapabilir. Önerilen tedavi yaklaşımı genellikle ağrının kontrol altına alınabildiği en düşük doz ve en kısa süredir böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda diklomek kullanımı önerilmez. Ancak hafif ila orta şiddette böbrek ve karaciğer yetmezliğinde doktor kontrolünde dikkatle kullanılabilir. Kontrol altına alınamamış kalpodamar hastalığı ya da yüksek tansiyonu olan hastalarda, hasta dikkatle değerlendirilmeli, eğer tedavi 4 haftadan uzun sürecekse, günlük doz 100 mg'ye aşmamalıdır. Diklomek ampul dozu Önerilen tedavi yaklaşımı genellikle ağrının kontrol altına alınabildiği en düşük doz ve olabilecek en kısa süredir. Erişkinlere iki günlük tedavide önerilen doz en fazla günlük bir ampuldür. Daha şiddetli bazı vakalarda günde 2 ampul çıkılabilir. Ampul uygulandıktan sonra tedaviye tablet formuyla devam edilebilir. Sırt ağrısı neden olur, nasıl geçer? Pratik öneriler ve egzersizler. Diklomek doz aşımı. İlacı önerilen dozdan çok daha fazla aldıysanız hemen doktorunuzu arayın ya da size en yakın hastanenin acil servisine başvurun. 5. Diklomek formları ve türleri. Piyasada bulunan diklomek formları. Diklomek SR, tablet 75 ve 100 mg 10 veya 20 tabletlik ambalajlarda. Ampul, 75 mg 3 ml enjeksiyonluk çözelti 4 veya 10 adet ampul bulunan kutularda. Diklomek Plus Jel 11.6 mg diklofenak diyetilamonyum 2.5 mg tiokolşikosit. Diklomek muadili eş değer ilaçlar. Cataflam 50 mg Dreij. Clodifen 0.1 göz damlası 100 mg tablet 75 mg 3 ml ampul. Diklofi, 25 mg, 50 mg efervesan tablet. Dikloflam, 50 mg direğiş. Difenak, %150 50 g jel, 100 mg tablet. Dikles, 75 mg, 3 ml ampül. Dikloron, 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg tablet, 75 mg, 3 ml ampül. Dolorey, 50 mg direğiş. Kalidren 50 mg tablet. Miadren 75 mg, 3 mL ampul. Miadren Retard 100 mg mikropellet kapsül, 100 mg tablet. Rapidus 50 mg film kaplı tablet. Rodinac 75 mg, 3 mL enjeksiyonluk çözelti. Türk Tıpsan Diklofenak Sodyum 75 mg, 3 mL enjeksiyonluk çözelti. Voltaflam 100 mg enterik film tablet Wolfenax 75 mg 3 ml 10 ampul. Voltaren 100 mg supozitoar 25 mg 50 mg 75 mg 100 mg tablet 75 mg 3 ml ampul Voltaren Opta 1 mg 5 ml oft. Solüsyon Dikloflam nedir? Ne işe yarar? Ağrı tedavisinde kullanımı ve yan etkileri. Kimler diklomek kullanamaz? Eğer aşağıdaki durumlardan birine sahipseniz diklomek kullanmayın. İlacın etkin maddesine ya da içindeki diğer bileşenlerden herhangi birine karşı alerji. Herhangi bir steroidal olmayan iltihap giderici ilaca, misai, karşı alerji. Halpodamar ameliyatı ya da bypass geçmişi. Ameliyat öncesi, sırası ve sonrası yaşanan ağrı. Mide ya da bağırsak ülseri. Midel bağırsak kanalında kanama ya da delinme. Şiddetli böbrek ya da karaciğer hastalığı. Ağır kalp yetmezliği. Kalp damarlarında tıkanıklık. Hamileliğin son 3 ayı. Diklomek hangi durumlarda sakıncalıdır? Aşağıdaki durumlarda diklomek dikkatli kullanılmalıdır. Kalp damar sistemi ile ilgili bir hastalık, kontrol edilemeyen yüksek tansiyon, konjestif kalp yetmezliği, bilinen iskemik kalp hastalığı, periferik arteriyel hastalık VB. Kalp damar sistemi hastalığı riski taşıma, hipertansiyon, yüksek kolesterol veya trigliserit, diyabet, sigara kullanımı VB. Yaşlılık Astım ya da saman nezlesi Mide ülseri, mide kanaması ya da midel bağırsak sorunları geçmişi Ülseratif kolit ya da kron hastalığı Karaciğer ya da böbrek sorunları bir hastalık, ishal ya da büyük bir ameliyat nedeniyle vücudun susuz kalmış olma olasılığı. Ayaklarda şişkinlik. Kanama bozukluğu. Bağ dokusu hastalıkları ya da benzer bir hastalık. Bazı şekerlere karşı intolerans. Özellikle kalp damar sistemi hastalık riski taşıyan kişiler ilacı rahatsızlıklarını giderecek en düşük dozda ve mümkün olan en kısa süre boyunca kullanmalıdır. Migren nedir? Neden olur? Migrenin belirtileri ve tedavisi. Hamilelikte ve emzirirken diklomek kullanımı. Hamilelikte. Diclomec'in hamilelik döneminde, özellikle de son 3 ayda kullanılması önerilmez. Anne karnındaki bebeğe zarar verebilir ya da doğum sorunlarına neden olabilir. İlacı kullanırken hamile olduğunuzu fark ederseniz ilacı kullanmayı bırakın ve hemen doktorunuza danışın. Ayrıca diklomek hamile kalmanızı güçleştirebilir. Hamile kalma planınız ya da hamile kalma konusunda problemleriniz varsa kullanmayın. Emzirirken Diklomek anne sütüne geçebilir ve bebeğe zarar verebilir. Bu nedenle emzirirken kullanmayın. Diklomek hangi ilaçlarla kullanılmaz? Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız Diklomek kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışın. 6 seçici serotonin geri alım inhibitörleri, sısrılar, depresyon tedavisinde kullanılan bir ilaç türü. Lityum Digoksin Ade inhibitörleri ya da betalokörler, hipertansiyon ve kalp yetmezliği ilaçları. Kardiyak glikozidler, bir grup kalp ilacı. Kan sulandırıcılar. Diüretikler, idrar söktürücü ilaçlar. Diğer nisai ilaçlar, asetil salisilik, ibuprofen MB. Nurofen, ibuprofen nedir? Nasıl kullanılır? Yan etkileri nelerdir? Kortikosteroidler. Mifepriston, düşük hapı. Diyabet ilaçları. Metotreksat. Siklosporin, takrolimus, organ nakli ilaçları. Trimetoprim, idrar yolu enfeksiyonu ilacı. Vorikonazol, mantar enfeksiyonu ilacı. Bazı antibakteriyel ilaçlar. Fenitoin, nöbet önleyici ilaç. Kolestipol ve kolestiramin, kolesterol ilaçları. Diklomek yan etkileri ve zararları. Ciddi yan etkiler. Eğer aşağıdaki yan etkilerden bir ya da birkaçını yaşıyorsanız diklomek sıra alerjiniz var demektir. Hemen ilacı almayı durdurun ve size en yakın hastanenin acil servisine başvurun. Ciltte alerjik reaksiyonlar, deri dökülmeleri, kaşıntı, kabarcıklar, morarmış ya da kızarmış ağrılı bölgeler, deri soyulması vb. Anaflaktik reaksiyonlar, nefes alma ve yutma güçlüğü, deri döküntüsü, kaşıntı, kurdeşen, baş dönmesi. Anioödem belirtileri, yüzün ve boğazın şişmesi. Yüz, dudak, eller veya parmaklarda şişlik. Ani ve baskı yapan göğüs ağrısı. Karın ağrısı, hazımsızlık, mide ekşimesi, gaz, mide bulantısı, kusma. Kusmukta kan görülmesi, siyah ya da koyu renkli dışkı. Deride ya da gözün akında sararma. Yüksek ateş. Ülseratif kolit nedir? Neden olur? Belirtileri ve tedavisi. Yaygın yan etkiler. Baş ağrısı, sersemlik hissi, baş dönmesi. Mide sorunları, ekşime, bulantı, kusma. Azımsızlık, ishal, karın ağrısı, gaz. İştah kaybı. Anormal karaciğer fonksiyonu test sonuçları. Deri döküntüsü. Diklomek reçetesi, prospektüs. Diklomek fiyat. Ampül, 10'lü paket 23.17 Türk Lirası. Ampül, 4'lü paket 15.89 Türk Tablet 100 mg, 16.34 Türk Tablet 75 mg, 10 paket 14.78 Türk lirası. 20 li paket 23.17 Türk